Bir bakalım ona. Emre Ertürk, Enerji IQ Bilgi Servisleri Genel Müdürü. Karşımda Emre Bey, merhaba, hoş geldiniz. İpek Hanım, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de acil olarak sizi bu haberi görünce bağladık. Müsaitliğiniz için de teşekkür ediyorum. Ne oluyor Emre Bey? İpek Hanım, sizin de değindiğiniz gibi BOTAŞ, İran'dan ithal edilen doğalgazın 20 Ocak'tan itibaren 10 gün süreyle Türkiye'ye sevk edilmeyeceğini açıkladı. Ve bu açıklamanın hemen ardından da bir kısıntı protokolü devreye alarak talebi yönetmeye çalışmak amacıyla bir adım attı. Bu da anlama geliyor ve bizim piyasamızda nasıl etkiler ortaya çıkartır? Şöyle ifade edeyim. Türkiye'nin İran'dan aldığı günlük doğalgaz miktarı yaklaşık 28 milyon metreküp civarında. Bu miktar bizim şu anda günlük tükettiğimiz toplam miktarın yaklaşık %10 ila 12'sine karşılık geliyor. Bu normalde kış mevsiminde olmasak bizim sistemimizi riske atabilecek, tehlikeye düşürebilecek bir miktar değil. Ancak kış nedeniyle özellikle konut tüketimlerinin çok yükseldiği bir dönemde bu bizim için bir risk teşkil ediyor şu anda. Ve konutlara tedarik edilen gaz miktarını korumak amacıyla da sanayi kuruluşlarının ve santrallere tedarik edilen gazda bir kısıntıya gidiliyor. Bu kısıntı zaman zaman yanlış yorumlanıyor. Bu vana kısma veya vana kapatma şeklinde değil. Şu aşamada eğer günlük ortalama tüketiminizin %60 üzerinde gaz tüketirseniz bunu çok yüksek bir fiyattan faturalandırırım şeklinde yapılıyor. Eğer hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederse ve talepte yukarı yönlü bir dalgalanma yaşanmazsa ufak zararlarla bu süreci atlatabiliriz. Ancak tabii ki sistem çok kırılgan olacak. Özellikle de burada en önemli konu elektrik santrallerine tedarik edilen gaz miktarı. Çünkü şu anda doğal gaz santralleri elektrik ihtiyacımızın önemli bir miktarını karşılıyor. Bunu azalttığımız zaman bir başka kaynakla ikame etmemiz gerekecek. Bunun içinde ya güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerinin olduğu yenilenebilir enerji santrallerini devreye alacağız. Veya da kömür yakıtlı termik santralleri kullanacağız. Burada yenilenebilir enerji santrallerini her zaman istediğimiz oranda elektrik üretimini sağlayamıyoruz. Bu bir rüzgara bağlı, güneş adı üzerinde ışımaya bağlı. Hidroelektrik santraller içinde su seviyesi ve diğer hidrolojik konular ön plana çıkıyor. Eğer her şey yolunda giderse bu 10 günlük süreyi minimum zararla geçirebiliriz. Ancak bu söylediğim değer zincirinde ufak bir aksaklık olursa ne yazık ki bazı bölgesel elektrik kesintileri kaçınılmaz olur gibi düşünüyorum. Bu riskler sanayi için de söz konusu. Sanayiciler de aynı şekilde bir kısıntıya tabi tutuldular. Bazı sanayi kuruluşları prosesleri gereği anında gaz tüketimlerini düşüremiyorlar. Örneğin seramik fabrikaları, Enerji Bakanlığı sanayi tesislerinin elektrik kullanımında kısıtlamaya gideceğini açıklamış az önce. Doğru İpek Hanım. Sanayi kuruluşlarında artık kaçınılmaz şebekedeki basınç düşüşleri özellikle konutlara sevk edilen doğal gaz miktarında aksamaya neden olma aşamasına gelince tüketimleri durdurmak veya azaltma yoluna da gidilebilir. Ancak bu sürecin çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Az önce de söylemeye çalıştığım gibi bazı sanayi kuruluşlarında bir anda tüketimi durdurup kapatamıyorsunuz. Örneğin bir seramik fırınının, bir cam fırınının tek kapatılma süreci yaklaşık 5 ila 7 gün civarında sürüyor. Evet. Aynı şekilde kapanmış bir fırını da devreye almanız böyle bir zamana yayılıyor. Bunlar çok iyi planlanarak yönetilmeli. Sanayicinin bu kısıntıdan kaynaklı bir zarar görmesinin önüne geçilmesi gerekiyor.
Çok teşekkür ediyorum Emre Ertürk, verdiğiniz bilgiler için. Anladığım kadarıyla bir süre bunu tartışacağız zaten. Çok teşekkürler. Şimdi Sayın Mahmut Aydın'ın söylediği bir şey vardı ya Sayın Orup Oyraz. Biz gerçek gündemi mi aslında böyle unutturulmaya çalışılıyor bize? Biraz da bunun etkisi mi var tüm bu açıklamalarda? Ne dersiniz? Vallahi Sayın Özbey, yani ben Mahmut Bey'in parlamento muhabbeti dönemindeki ve Türkiye'yi okuma yeteneğini takdirle takip ediyorum. Ama ancak şöyle bir durum var. Yani bu özellikle hükümete yakın kanallarda da 3 saat program yapılıyor. Biz o 3 saatlik programda o programlara katılıyoruz canhıraş. Zaten orası şey gibi, çoğu zaman da arena gibi, gladiatör gibi çıkıyor. Zaman zaman sorguya çekiliyoruz. Zaman zaman anlatmaya çalıştıklarımızı söylüyoruz ama tabii takdir edersiniz ki aynı zamanda 84 milyonu yönetmeye talip bir partiyiz. Evet. O yüzden toplumun her kesimine, her seçmen grubuna kendimizi özür dilerim. Dolayısıyla toplumun her kesimine kendimizi ve partimizi ifade etme ve topluma ilişkin ve güncel ilişkin sorun ve çözüm önerilerimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Ben ama şunu gözlemliyorum. Özellikle ana akımdaki programlarda 3 saat boyunca Türkiye'nin bugüne kadarki muazzam gelişimi, İHA'lar, SİHA'lar, işte yerli tankımız, tank palet. Yani aslında hükümetin, daha doğrusu AK Parti iktidarının Türkiye'yi parça parça özelleştirip parça parça pazarladığı alanı bize kutsatmaya çalışıyorlar. Ve buna ilişkin çok ciddi bir propaganda süreci yönetiyorlar. Tabii Sayın Aydın'ın da deneyimlerinden yola çıkarak propagandistler ve provokatörler aslında hakikati toplumda en iyi bilen gruptur. Yani bu propagandanın ve provokasyonun amacı aslında hakikati o kadar iyi bilirler ki kitleleri o hakikatten uzaklaştırmak için özel bir iletişim tekniği oluştururlar. Şimdi günde 3 saat yapabilirim. Geri kalan saatte yani akşam dizi seyrettikten sonra değerli seyirciler önce televizyonu kapatıyorlar, sonra salonun ışığını kapatıyorlar, sonra antrenin ışığını kapatıyorlar, sonra gidip kombiyi kısıyorlar, sonra evde üşüyerek yatağa giriyorlar, sabah kalktıklarında ödenecek faturalar, çocuklara bırakılacak harçlık, arabanın deposunun ışığının yanması ve gün boyu bütün sorunlarla yine yüz yüzeler. Bütün sorunlarla yüz yüzeler. Biz de şunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Bütün bu gündem değiştirme çabalarında verdiğimiz cevaplar. Şu an ekonomik kırılganlık, ekonomik kriz ve bu iş bilmez yönetim anlayışının sebebinin bir sistem eksikliği olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet, şu an mesela doğalgazla ilgili ben size not aldım. %40'lık bir kısıtlama söz konusu. Ocak 2020'den bugüne kadar, Ocak 2022'ye kadar zam oranı %338. Bir sanayici arkadaşım gönderdi bana bunu. 1.44'ten birim fiyatını şu an 6.33'lere gelmiş durumda. 1.44'ten 6.33'e. Evet, birim fiyatı gelmiş durumda. 1.44'ten 6.33'e. Şimdi bununla birlikte de şu an yazdığı mesajı okuyorum. Lütfen. Bugün saat 14.33 sularında. Film koptu. Resmi yazı geldi. %60 kısıtlama doğalgaza. Bu elektriğe de gelecek demek. Çalışamayız. Mutlaka bir açıklama gerekir. Herkes birbirine girdi. Şimdi bu bir sanayicinin. Yani toplumda gelir düzeyinin daha üst gruba dahil olduğu bir alandan bir sanayicinin çığlığı. Şimdi bunu dar gelirli vatandaşımız, açlık sınırının altındaki vatandaşımız, onlar artık kendilerini iyice unutulmuş hissediyorlar. Artık iyice unutulmuş hissediyorlar. Ama inanın, buna inanın. Biz de 45 dakikalık bu program sona erdikten sonra toplumun içerisindeki birer fert olarak eve giderken alışveriş yapıyoruz. İş yerine gelirken araba kullanıyoruz. Ya da toplu taşıma kullananlarımız var. Evet. Ya bununla her saniye, her dakika yüzleşiyoruz ve aslında iktidar hangi propagandayı yaparsa yapsın, hangi gündemi değiştirmeye çalışırsa çalışsın, biz evdeyken, sabah uyandığımızda, İşe giderken, işte çalışırken bizi gerçeklerden koparamıyor. Ve bu gerçeklerin hepsinin sebebi bir yönetim krizi, bir sistem krizi, bir siyaset krizi.
Evet. Sayın Poyraz, açlık sınırındaki vatandaşımız kendisini unutulmuş hissediyor dediniz. Şimdi her iki sevgili konuğuma da sormak istiyorum. Bir fotoğraf okuması yapmanızı rica edeceğim sizden. Şimdi arkadaşlarım ekrana bir fotoğraf getirecekler. Bu fotoğraf Tekirdağ TMO önündeki ayçiçek yağ kuyruğu. Bakın. 5 kiloya 99 lira. Piyasada